Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Telhis kitabından, evet, okuduğumuz yerde, en son kaldığımız yerde isnadın kısımlarıydı. Kitaptan takip edersek ve aksamuhu erbatun. İsnadın kısımları, mecaz-ı akliyenin kısımları 4 tanedir. Mecazi akli vardı. Yani ne yapılıyordu mesela? Güneşin devranı ile insan yaşlanıyor değil mi? Ama yaşlanmayı Allah da yaratıyor. Ancak güneş, günler geçtiği için yaşlanım diyorsun. Yaşlanmayı günlerin geçmesine isnat diyorsun. Aslında Allah da yaşlandırıyor insanı. Ne var burada? Bir mecaz var işte. Müslümanın sözü güzel yorumlanacak. وَاَقْسَامُ وَرْبَاتٌ Niçin? لَنَّ تَرَفَيْهِ Mecazın, aklinin iki tarafı. Biliyorsun ibadet ne vardır? Müsnedüleyh ve müsned vardır. Zeydun kaim dediğin zaman müsned ve müsnedüleyh var. Zeydun müsnedüleyh, kaim müsned. Nasara zeydun dediğin zaman nasara müsned, zeydun müsnedüleyh. Bu ikisi taraf imma hakikiyetani. Ya her ikisi de hakiki olur. Lügatta hakiki olur. Nahu. Enbeter rebbul bakle. Bahar baklayı bitirdi. Ne oldu burada şimdi? Bahar ayında bakla tohum bittiği için bu ne oldu? İsnat bahar ayına yapılmış oldu. Her ikisi hakikidir. Ev mecazi, mecazani. Her ikisi mecazidir. Direkt yani burada imbat bitirme işi bahara dayandırılmış oldu. İsnatta hakikat var. İsnatta mecaz yok burada. Ev mecazani ya da isnatta mecaz var. Ne bu? Ahyel ardaş, ardaş şebabu zaman. Ahyel arda yeri diriltti. Ne şebabu zaman. Ne var burada şimdi? Evet. Yerin dirilmesi demek, yeşermesi demektir. Orada mecaz var. Şebab-ı zaman demek, zamanın gençliği yani nedir? Bahar aylarıdır. Peki yeryüzünü bahar ayları diriltmek istiyor. Yeryüzünü bahar ayı yeşerti demek istiyor. Ne yaptı burada? Ahyel arda yeri diriltti. Şebab-ı zaman dedi. Her iki tarafta da mecaz var. Ev muhtelifani. Birinde mecaz var, birinde hakikat olur. Ne yapıyor? Enbetel bakla Şebab-ı zaman. Enbetel bakla hakikattir. Çünkü bakla bitme meselesi var. Şebab-ı zaman ise gençliğin zamanı gençliği. Bu da bahar aydır. Burada mecaz var. Yahyel arda errebi'u. Araziyi tirilttiğinde errebi bahar. Bahar hakikat manasındadır. Yahyel ard yeri tiriltti manası ne demektir? Yani yeşertti manasındadır. Burası mecazdır. Ve bu şekilde mecaz yani mecaz-ı akli evet sen müsnedde veya müsnedde veya her ikisinde yapılan mecazlar fil Kur'an'ı, Kur'an'da kesirün çoktur. Çok kullanılır. Mesela ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâdetüm imâne onları iman bakımını artırır. Ayet mi artırıyor? Yok, Allah-u Teala artırıyor. Allah'ın fiilidir. Ayet orada vesile oluyor. Tüzebbihu ebnâehum tüzebbihu ebnâehum erkek çocuklarını öldürüyorlar, kesiyorlar. Evet. Ne oldu burada şimdi? Tüzebbihu ebnâehum yani onları öldürüyor. Böylece kesen onlar ama öldüren Allah'tır. Firavun ne yapıyor? Firavun mu kesiyordu? Yok. Ordusu kesiyordu. Tüzebbü ebnâhum. Firavun İsrailoğulların oğullarını kesiyordu. Kendisi mi kesti? 90 bin çocuğu yok. Bu da ne oldu? Emir verdiği için hüküm ona istat edilmiş oldu. Yenziu anhumâ libâsehumâ. Şeytan onlardan elbiselerini soydu. Ya Adem babamızı, havalidemiz o meyveyi yiyince elbiseleri açıldı. Haram, yanlış bir şey yapılınca üst baş açılıyor bak, görüyor musun? Burada şimdi şeytan onlardan bunu soydu diyor Cenab-ı Hak. Halbuki onlar kendileri hata yaptılar. Şeytanın sözünü dinledikleri için ispet oraya yapıldı. Yemen o bir gün ki yec'alül vildane şiba. Gençleri ihtiyar yapar. Gün mü yapıyor? Hayır. O günde insanlar kıyamet dehşetinden dolayı, korkudan dolayı yaşlı hale dönecekleri için simsiyah olan saçları bembeyaz olacağı için o güne ispet etmiş oldu. Bak mecaz işte.
Ve hacetil erdu eskaliha. Yeryüzü ağırlıkları dışarı çıkartacak. Ölüleri, mezarda ne varsa, içindeki madenler hepsini dökecek dışarı. Yeryüzü mü çıkartıyor? Hayır, Allah'ın emri yok. Ve gayri muhtasım bil haber. İşte bu mecaz akli, isnatta mecaz. Bunlar sırf haber, cümle-i haberiyeye ait değildir. Cümle-i inşa edildi olabilir yani. Bel yecri fil inşa, inşa dediğimiz ihbari olmayan cümleler. Emir, nehi, istifam, arz, temenni gibi cümlelere inşa deniyor. Onlarda da olabilir. Ne bu? Ya hamanu ey haman diyor Firavun. İbnu, yani ya hamanu ibni li sarhan. Benim için bir saray yap. Haman kendisi mi yapacak onu? Yok. İşçilere mi verecek işte bak. Mecaz var. Ve la budde lehu. Evet. Mecazi aklı için ayrılık yoktur. Min karinetin lafziyetin. Mutlaka lafzi bir karine gerekir. Kema merre misale geçti. Yani orada anlaşılıyor ki o ibareden buna direkt dayandırılmıyor. Bir mecaz var orada. Ev maneviyetin manaca bir karine olabilir. Ne gibi? Kestihaleti kıyamül müsned. Müsnedin kaymaması, meydana gelmesi imkansızdır. Ne bilmez kûri. O zikredilen müsned ilehle beraber meydana gelemez aklen. Akıl buna imkan vermez. Kekavrike. Evet. Ne diyorsun mesela senin sözün gibi? Muhabbetüke caet bi ileyke. Muhabbetüke senin sevgin, sana olan sevgim caet bi, beni getirdi ileyke sana. Muhabbet mi getirdi yoksa ne getirdi? Yani. Demek ki o ne yaptı burada? Muhabbete nispet etti. Muhabbet sebebiyle olduğu için muhabbetin sebebiyle gelmiş oldu. Ayaklarıyla gitti ama muhabbet getirdi diyor. Ev adetin ve adet cihetinden bir karne olur. Ne yapı? Hezemel emirul cünde. Sultan ne yaptı? Orduyu, düşmanı hezimete uğrattı. Adet cihetinden tek başına bunu yapamaz. Ordusu yaptı demektir. Tabe sudurihi anil muvahhidi. Bu söz muvahhid ehli, tevhid ehli olan Müslümandan sadır olduğu için orada mutlaka bir mecaz var diyeceğiz. Fî misli şâbes sagîre ve efnel kebire diyordu yani. Peyti kere geçmişti. Bir evvel derste. Yani kıyullâh lişşemsi etlî'i. Yani Cenab-ı Hak güneşe doğ demesi gençleri yaşlandırdı. Yaşlıları ihtiyar attı, yok etti. Yaşlıları fani etti, yok etti. Güneş mi yapıyor onu? Yok. Allah-u Teala ona emrediyor. Allah'ın emriyle aslında oluyor. Dolayısıyla o Müslümanın sözü burada ne yapılacak? Allah-u Teala'nın iradesine, kudretine dayandırılacak, tevhid edilecek. Ve marifetu hakikatihi, mecaz aklının hakikatını bilmek imma zahirun, ya açık olur. Aşikar belli olur. Kima fi kavli teala. Şu ayet olduğu gibi. Fema rabihat ticaretuhum. Ticaretleri kâr etmedi. Yani fema rabbihu fi ticaretihim. Kâr eden ticaret değil. Ticaretleri kâr etmedi diyor ayette. Halbuki nedir? Fema rabbihu fi ticaretihim. Onlar ticaretlerinde kâr etmediler. Demektir. Burada ne oldu? Aşikar belli oldu. Ve imma hafiyetun, ya da gizli olur bu karine. Kema fi kavli kesenin sözün olduğu gibi. Serretni rü'yetüke. Seni görmek beni sururlandırdı. Ne var burada şimdi? Ey serreni yallahu ender rü'yetüke. Seni gördüğüm anda Allah-u Teala beni sururlandırdı diyorsun. Başka bir misal. Yezidüke vechuhu husnen. İza mazittehu nazara. Yezidüke seni artırsın. Vechuhu'nun yüzü husnen, güzellik bakımından. İza mazittehu nazara. Sen bakışını ona artırdıkça, sonra baktıkça yüzüne güzelliği artsın diyor. Ey yezidüke Allahu husnen fi vecihi. Onun yüzüne bakmakla Allah-u Teala senin güzelliğini artırsın demektir. Evet. Ve enkerü zekkâkiyyü. Zekkâki bu mecaz akli inkar etti. Ya. İşte al sana bak mutezile. Zekkâki mutezilerin ele başlarından. Bugün gibi Vehhabi tayfesi de, Selefi tayfesi de bir takım şeyleri inkar ediyor. İşte nereye dayanıyor bak. Ehl-i Sünnet medresesinde bunu okumazsan itikadın düzgün olmaz, sapıtır gidersin. Sağlam bir kaynağa bağlanmazsan, nereden su içeceğini bilmezsen, o zaman pis suyu içersin. Talip person olur. Zahiben gidici yoldan ile enne ma merre, gerek geçen misaller ve nahu benzerleri de ne var diyor? İstiaratun bil kinaye. Burada kinaye yollu bir istiare var. Mecaz yok diyor. Hem de ala ennel murade bir rebi'i. Orada rebi, bahar kelimesinden murad. El fa'il hakikiyyü.
hakiki faildir. Rebi dediği zaman Allah'tır diyor. Rebi. Rebi kelimesine Allah manası veriyor. Karineti nisbetil imbatiyle, çünkü bitirmek ona nispet ediliyor. Bitire Allah'tır. Dolayısıyla Rebi kelimesi Allah'tır. En beter bakla Rebi dediğimiz zaman baklay taneyi mahsulü bahar bitti dediğimiz zaman biz mecaz yapıyoruz. Yani o vakitte bittiği için mecazda böyle diyoruz. O ne diyor? El-Rebi kelimesi Allah'tır diyor. Allah bitir diyorum diyor. Bak. Öyle hazır kıyas buna göre gayrı diyedir. Ve fi nazarım. Burada bir itiraz var. Bunun açıklamasında bir yanlışlık var. Buna bir noksanlık var. Lenne o. Çünkü bu böyle olsa yestezim en yekûnel muradı bi işetin fi kavli teala. Şu ayet kerimede işe kelimesi var. Ve iş fi işetin radiyetin. Mecaz yapacaksan o zaman istihar bilkine yapacaksan fi fehu kişi fi işetin radiyetin. Razı olucu bir yaşantıdadır. Evet. Burada şimdi ne olacak? İşeden kasıt sahip buha. Sahip olması gerekir. Evet. Sahibi razı olucudur. Değil mi? İman seyyeti bu ile gelecek. Ben la yasıhha el izafetü fi nahvi neharuhu saimun. Neharuhu saimun. O adamın gündüzü oruçludur. Halbuki adamın o günde tuttuğu oruçtur. Neharuhu saimun deyince gündüz oruçludur. Burada onun gündüzü deme izafeti sahip olmaz. Niye? Libutlan izafeti şeyi ilan etsin. Çünkü onun gününün orucu, gününün gündüzü. Aynı şeyin aynı şey gibi oluyor. Bir şeyin kendisine izafet gibi oluyor. Olmaz. Ve enle yekünnel emru bil bina lihamana. Hamana değil, bana bina yap dedi ya. Orada emir hamana olmaz. Başkasına olacak. Abi hamana emretti. Etevakkafa nahve embeterre bul bakla. Baklayı bahar bitirdi. Errebi bitirdi sözünde. Bağlanması lazım sözün. Ales sem'i işitmeye. Havvel levazim küllüha müntefiyetün. Burada bahsedilen gereklilikler, levazımlar hiçbirisi yoktur. Evet. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın Rebi diye bir ismi yok ki. Değil mi? Ondan sonra emir Haman'a verilmiştir. Haman da onu başına vermiştir. Böyle yani incelediğimiz zaman isnattan mecaz olması gerekiyor. İstihare değil yani. Şimdi böyle nüyen takızu binafi neharuhu saimun. Neharuhu saimun. Onun gündüzü oruçludur tabirinde biz ne diyoruz? Gündüz oruçtan adam, kişinin oruçlu olduğunu söylüyoruz. Oysa burada ne yapıyor? İstihare yapıyor. Burası gene onu bozar. İçtimalihi ala zikri tarafi teşbih. Neharuhu saimunda eğer istihare yapacaksan istiharede ne olur? Müşebbeh söylenip müşebbeh bir kastedilecek. Ha burada nehar da belli, saim de belli, adam da belli. Her iki taraf bellidir. Yani Zeydün Kelesed dediğimiz zaman orada teşbih vardır. Ama Esed'in dediğimiz zaman istihare var. Bak orada ne yok? Zeyd yok. Dolayısıyla istiharede bir tarafın zikredilmemesi gerekir. Halbuki nehar o saim deyince hem adam hem gündüz zikredilmiştir. Böylece burada istihare olmaz diyoruz. Onun ilmi izahını çürüttük. Evet. Şimdi ahvalül müsnedi ileyh. Müsnedi ileyhin halleri. Müsnedi ileyh neydi? Kelamda isim cümlesinde müteda. Fiil cümlesinde fail. Emma hasbu. Müsnedi ileyhin hasbına gelince. Müsnedi ileyh bazen hasbedilir. Niçin hasbedilir? Bunları iyi belirlemek lazım. Felil ihtirazı anil abesi. Abes fuzuli şeyden sakınmak için. Fuzuli konuşmamak için. Şimdi binaen ale zahir. Zahir hale bakarak evet burada Müsnü ile söyleme gerek yok diyorsun. Çünkü fuzuli olmuş olur. Ev tahyili uduli tahyil udul. Döndüğünü hayallendiriyorsun. İla akvat delileyin. İki delilden daha kuvvetlisine döndüm ben diye karşı tarafa onu bilmiş oluyorsun. O iki delil nedendir? Minel akli ve lafzı. Aklen bulmak var. Bir de lafızda söylemek var. Lafızda söylemeyi bırakıyorsun. Hasbediyorsun. Sen bunu aklen bul. Aklen bulmak daha kuvvetlidir. Tekavliyi. Evet, kâilin sözü gibi. Kâleli bana dedi ki filancı mahbubum. Keyfe ente? Nasılsın? Kultu alilun. Kultu alilun. Ne var burada? Ene alilun demedi. Müslü ileyi hasbetti. Ya. Burada ne var? Fuzuliyatta sakınmış oldu. Evtiyarihi ya da hasbetmekten seçiyor. Tercih ediyor. Neyi? Tenebbühe sami'i. Dinleyen kişinin uyanıklığını. Ev miktari tenebbühi. Uyanıklı ama ev yatta miktari tenebbühi. Uyanıklığının derecesini ölçüyor. Evyat ihami savnihi ya da ona bildiriyor ki kendisi korumuş
Onu koruyorum diyor seni. An lisanike, lisanından, sen sözünden, ağzından, dilinden o müsnedilehi koruyorum. Ağzını onu almaya. Ya aksi ya da tersi. Ya da kendisini onun sözünü ağzına almaktan koruyorum. Ev teennil, ev teettil inkar. Teettil inkar. İnkar hasıl ediyor. Ledel hacet. İhtiyaç anında kıvırmak diyoruz yani. Kıvırmaya mahal bırakıyor. Hasbedince ben söylememişim der. Ev teayyunihi ya da hasbedince onu tayin etmiş oluyor. Muayenleştirmiş oluyor. Ev iddiayı teayyuni ya da muayenleştirdiğini iddia etmiş oluyor. Ev nafızlık veya başka bir özellikten dolayı ne yapar? Müsnileyi hasbeder. Evet. Ve ma zikru deyince müsnileyin zikrine girmiş olduk. Burada kalalım.